Arkadaşlar, layer menüsü de Photoshop'ta bizi hızlandıracak menülerden biri. Evet, buradaki her şeyi Photoshop'ta kendimizde yapabiliyoruz. Ama burada el altında olması hem bu paneli kullanırken hem de iş akışı bakımından bizi oldukça rahatlatacak. Yeni bir layer oluşturmak için layer butonuna basıyorum. Birden fazla oluşturmak istiyorsam birden fazla basmam yeterli. %50 gri layer oluşturup bunu soft light'a çekmek için soft light'a basmanız yeterli. Overlay oluşturmak istiyorsunuz. Overlay'i de oluşturabiliyorsunuz. Bunlar ne işe yarayacak? Biz bunların üstünde istediğimiz gibi arkadaşlar da jam Burn yapacağız fırça yardımlarıyla ve işimizi kolaylaştıracak. Hani yeni bir layer oluşturayım onu %50 gri ile doldurayım ardından overlay yapayım vesaire gibi durumları tamamen devre dışı bırakmış olacağız. Sadece tek bir butona tıklamak yeterli olacak. Yaptığımız bu işlemin bir alttaki katmana etki etmesi için Clipping Mask yapmamız lazım. Bu da atlanılan ya da kolay yapılamayan bir şey. Buradaki buton yardımıyla clipping mask yapabilirsiniz. Clipping mask sayesinde bu layer'da yapılacak tüm değişiklikler sadece clipping olduğu, yani bağlandığı layer'a etki edecek anlamına geliyor. Buradaki her şeyi birleştirmek için birleştir butonuna basmanız yeterli. Ya da buradaki her şeyden birleşmiş bir kopyayı en üste almak için birleşmiş kopyaya tıklamanız yeterli. Bu butonlar aynen klavyedeki space bar gibi büyük tasarlandı. Yani Wacom tabletle çalışırken tık diye tıklamanız için işinizi kolaylaştıracak boyutta. Birleştirilmiş kopya aldıktan sonra bunu smart objeye çevirmek, kamera raw vesaireye gitmek istersiniz diye hemen yanı başında smart objeye çevirme ikonu da var. Yani ilişkili ikonlar yani yan yana kullanabilecek, devamında kullanabilecek ikonlar da beraberinde yer alıyor arkadaşlar. Burada gerçekten çok düşünülmüş ve üzerinde defalarca deneme yapılmış bir kullanıcı deneyimi de yer alıyor. İşiniz bittiyse her şeyi birleştirebilirsiniz. Birleştirilmiş bir kopya almak istiyorsanız tek bir butona tıklamanız yeterli. Aynı zamanda aslında bir kopya da almak anlamına geliyor.